Mavi tohumumuz. Biz buna ilke odak tohum diyoruz. Bizi ilke odak hale getiriyor. Ki bunun kod anahtar kelimesi ciddidir. Ciddiyet. Bakınız sarıyla tam ters. Sarı gülümseme, eğlence, giyim. Mavi ciddiyettir. Bu tohum bize ne kazandırır? Bu tohum bize plan, program, titizlik, disiplin, kural kazandırır. İşin ilginç tarafı, kurumların devamlılığını şu tarafını iyi kullanan kişiler sağlar. Aksi halde sarılara kalsa kurumlar dağıldı gitti. Şu tarafımızın güçlü olması lazım. Özellikle çalışma ortamlarında çünkü titizlik gerekiyor. Bu tohum bizi mesafeli hale getirir. Neye? Bir, duygulara. İki, insanlara. Çünkü bu da iş odaklıdır. İşe odaklar. Duyguları değil. Sen derim çok fazla duyguları açıp konuşuyorum. Ay benim kendim çok... Öyle mi? Hatta bu tarafımızla giyimimiz bile düzenlidir. Tatil gününü bile planlar. Ki bunu planlamak için planlamaz. Rahat etmek için. İçinden geliyor. Bu kadar. Bu tarafımızda bizim her şeyimiz düzenlidir. Hayatımız da düzenlidir, evimiz de düzenlidir, aramız da düzenlidir. Bu taraf bazen bizi tutucu hale getirebilir. Örnek veriyorum. Ben tatilde falanca tatil köyüne giderim. Oraya alıştım. Ama sen oraya başlayabilirsin. Bilmiyoruz şimdi. Başka yerde ne var? Boşver biz kendimizi riske atalım. Neden? Risk istemez. Hayatına risk istemez. Çünkü garanticidir. Neden risk istemez ve garantici? Yanlış yapmaktan, bir başının derde girmesinden çekinir. Çünkü bu tarafımız bizim ayrıntı olan tarafımızdır. Ayrıntılara dikkat eder. Hatta bazen o kadar ayrıntıya dikkat eder ki bütünü gözden kaçırabilir. Ayrıntı, 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 ayrıntı. Bu tarafımızda çok iyi araştırmacıyızdır. Ama bu tarafla yaptığımız araştırmaları hadi değerleyelim, toplayalım, bunları bir yayınlayalım, bir şey yapalım dediğimiz zaman yapamaz. Neden? Çünkü bu taraf araştırma üzerine motive oluyor. Derleyip toparlama üzerine değil. Çünkü daha iyisi var. Yapılacak başka araştırmalar da var. Başka detaylar da var. Bir de onlara da geleceksin. Onları da yapmam lazım öncelikle. Kısırda, aman hadi yap yap yap. Hadi yap çıkar ortaya bir şeyler. Ne güzel olur, ne iyi olur. Sarı tarafımızda mavi taraf birbirine çok çelişir. Çünkü ikisi birbirine çok zıttır. Bir tanesi kalk gidelim diyor. Öbürü diyor ki aman dur otur bir hesap yapalım diyor. Bir tanesi diyor ki yani hayat kısa biraz tedbir almamız lazım. Hani geleceğimize ilgili. Öbürü diyor ay hayat kısa boş ver erkeni yaşa diyor. Yani bu kadar birbirine zıttır sarıyla mavi tarafımız. Ciddi demiştim. Evet mesafelidir. Nelere mesafelidir? Mesela büyük şakalar, espriler ne gerek var? Herkes biraz ciddiyetini takıyor. Her ortam. Evde de, işte de fark etmez. Mavi tarafımız biraz ciddi, düzenli, titiz tarafımızda bize. Ve tabii ki etrafında da ömerler ama olumsuz bir tarafı var mavinin. O da şu, dedim ki sarı hayatın olumlu taraflarını bakar. Kötü bir durumda bile kalsa onun bir iyi tarafını bulur. Mavi tam tersine iyi bile olsa kötü tarafını bulur. Çünkü hata yapmaktan korktuğu için kendini garantiye almışlar. O nedenle de yanlış olan ne var? Onu seçer. İşte onun içinde hayatın olumsuz taraflarını daha çok görür ve bundan da demotive olur mavi tarafımız. O nedenle de amalarla konuşmak mavi taraf için çok yüksek, büyük bir olasılık. Karşıdaki bir şey söyler, ama diye girer. Neden? Çünkü onu diklemek istiyor. Karşılaştırma yapacak, soracak, bir şeyi iki defa sorabilir. Aynı şeyi üst üste üç defa sorabilir. Neden? Emin olmak istiyor. Şüpheci tarafımızdır. Şüpheci tarafımızdır. Tatmin olması çok zor. Tabii olumsuz bir tarafı var. O da biraz olumsuzluğa eğilimi olduğu için girdiği ortamlarda moral bozabilir. O kadar olumsuz şeyleri ortaya döküyor ki. Moraller bozuluyor, şevkler kırılıyor olabilir. Bazen çok planlı programlı olması dolayısıyla kendisini de boğabilir.
ilerleyemiyor. Tabii ki sorabilirsiniz. Ya değilseniz şahit. Lütfen ben de bitmez. Sarı ve mavinin birbirine son derece zıt olduğunu söyleyebiliriz. Evet, biraz zıt birbirine, evet. Şimdi insanlara göre bu değişmez mi acaba? Mesela ben evet çok disiplinli, kurallı ve çok ciddi bir insan olmama karşın çok da espritüel bir insanım. Yani burada da baktığım kadarıyla birbirine o kadar eşit gelmiş ki biri 35, biri 33. İşte zaten yani, istediğimiz şey bu. Dördünden de istediğim zaman ciddi olmalıyım, istediğim zaman Allah Allah keyif bulmalıyım her şey. İşte istediğimiz şey tam bu, tam bu. Ben sadece mavi daha çok kullananlardan bahsediyorum. Mavi bize bu özellikleri veriyor ama mavi çok fazla kullanıyorsam, diğerlerini kullanmıyorsam o zaman biraz tutucu hale gelebiliyorum. Yani hani o bal yeme meselesi var ya fazlaca, işte burada devreye giriyor. Dolayısıyla biraz karamsarlık ortaya çıkabiliyor. Şimdi mavi puan, C puanı yüksek olanlar, mavi tohumlu en yüksek C. Normal. Ha, bu arada onu söyleyeyim. Yaratıcı sanat yapan kişilerin detay çalışan kişilerdir. Sanat zaten detaydır. Dolayısıyla biraz mavisinin olması doğaldır tabii. Sarısının da olması gerekir. Çünkü detaya bakıyorsunuz. Yani şuna baktığımız zaman inanılmaz bir detay. İnanılmaz bir detay. Ve bu arada bu Şükrü Karabaş değil mi? Karabaş. Aslında o kadar bizim konumuzla uyuşuyor ki selfie. Selfie dediğim şey aslında insanın özünün ortaya çıkması. Yani selfie çekenler bir bakarsın, ne kadar tatlı gözlüymüş dersin. Ne kadar sert bir bakıyor değil mi? Aslında özü yansıyor karşı tarafa. O nedenle şu serginin içinde bu çalışmayı yapıyoruz. Duvarlar aslında bizi destekliyor. Sergi bizi destekliyor. Çünkü selfie konusu birebir öze bakma konusu.